Saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusunda eşit egemenlikten taviz vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York temasları çerçevesinde bazı basın kuruluşlarına verdiği demeçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir gerçek olduğunu ve bunun göz ardı edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ajans France Presse ve Sabah gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, Sabah gazetesine yaptığı değerlendirmede Rum tarafının Kıbrıs'ın tamamının kendilerine ait olduğunu düşündüğünü, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Tatar, Rum yönetimi Navtex ilan ederek bir hareket alanı içerisine girdiği takdirde bize de benzer adımlar atma durumu ortaya çıkar. Bunu biz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirebiliriz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum yönetiminin Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikleri kendi inisiyatifine bağlı gibi değerlendirmesini kabul etmenin mümkün olmadığını da vurguladı. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca tüm tarafların bir araya geleceği bir konferans çağrısı yaptığını, ancak Rum tarafının bu çağrıya herhangi bir yanıt vermediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs konusunda vermiş olduğu mesajlara ilişkin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz, dedi. Tatar, New York, dünya diplomasisinin kalbinin attığı önemli merkezlerden biridir. Çeşitli görüşmelere Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan beni de davet etti. Yabancı liderlerle görüştüm fakat bunların resmi görüşme olmadığını ifade etmek istiyorum şeklinde konuştu. Sabah gazetesine verdiği demeçte İngilizlerin Kıbrıs'ı gasp ettiğinden de söz eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri bu işi hiçbir zaman bırakmadı, hep direndi. Rum nüfus Kıbrıs'a aktarıldı. 1955'te Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması gündeme getirildi. O zaman nur içinde yatsın, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu'nun katkılarını kimse küçümseyemez. Onlar burada Kıbrıs için kavga ettiler. Yunanistan'a bağlanmasının önünü kestiler, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar gelinen aşamada eşitlik temelinde bir anlaşmadan asla geri adım atmayacaklarını da ifade etti. BM Genel Sekreterinin davetiyle yapılacak toplantılarda yarın önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Tatar, 27 Eylül'de ise Anastasiadis ile bir yemekte buluşacaklarını kaydetti. Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıs'taki iki halkı ilgilendiren bir sorun olmadığını, Türkiye ve Yunanistan yanında Doğu Akdeniz'deki stratejik dengeleri de etkilediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, diyalogdan hiçbir zaman kaçmadıklarını, ancak bu diyaloğun doğru ve gerçekçi bir zemin üzerine kurulması gerektiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir gerçek olduğunu ve bunun göz ardı edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tatar, İngiltere'nin Dezantralize Federasyon, Rumların 1960 anlaşmasına geri dönelim önerileri beni ilgilendirmiyor. Kıbrıs meselesinin çözümü 50 yıldır erteleniyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyor olması Kıbrıs'a çok şey kazandırmıştır. Türkiye güçlendikçe Kıbrıs Türk'ünün de eli güçlenmiştir. Eşit egemenlik tek yoldur şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları çerçevesinde Yeni Türk Evi'nde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin Türkiye'nin adadaki varlığından geçtiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Kıbrıs davasını sonuna kadar savunmaya devam edecekleri mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'taki Yeni Türk Evi'nde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türk Evi'nin açılışına katılmak için New York'a geldiğini söyledi. Açılışa katılmaktan fevkalade gurur duyduğunu belirten ve Türk hükümetine teşekkür eden Tatar, Rum kesiminin Türk Evi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elfido Poros'a tepki göstermesine ilişkinse şunları söyledi. O fotoğraftan sonra Rum tarafında epey ortalık çalkalandı. Manşetlere kadar çıktık. Nasıl olur da işte o Başpiskopos, tabii adam İstanbul'da oldu. Venedik'te oranın bir uzantısı olarak burada
Türkiye ile münasebetleri en iyi şekilde götürmek için onun buraya gelmesi en doğaldı vatandaş olarak da ve yapması gerekendi. Ama işte karşı taraf nasıl 10 gün evvel Oxford'un dağıttığı kitaplardan Atatürk resmini çıkarttıran o zihniyet bu defa da bu Arşibişop'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı nasıl aynı karede olur diye adamı topa tuttular ve Rum tarafında epey bir çalkantı yaşandı. Türkiye'ye, ana vatana güvendiklerini, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini ve Türk evinin de bunun bir örneği olduğunu belirten Tatar, dünyanın çeşitli başkentlerinde var gücüyle Kıbrıs mücadelesi veren Türk diplomatlarına da teşekkür etti. Kıbrıs'ın ortak bir dava olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanındaydı. Bundan sonra da öyle olacak çünkü Kıbrıs Türk'ünün güvenliği Türkiye'nin oradaki varlığından geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de güvenliği daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu ve dolayısıyla statüsünü yükseltmekten geçmektedir diye konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da buluşmaya katılan Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek, "Milli davamız Kıbrıs'ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi. Kıbrıs sürecinde 54 yıl federasyon için müzakere edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz hep iyi niyetle yaklaştık ve hep ılımlı yaklaştık. Süreçleri destekledik ama Kıbrıs Türk'ünü azınlık gören ve Kıbrıs Türk'ü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi tüm planları, tüm çabaları elinin tersiyle itti." diye konuştu. En Montana'da demiştik ki artık bir daha federasyon için müzakere etmeyeceğiz. Artık iki devlet için müzakere edeceğiz. Bugün sizinle birlikte, sizin liderliğinizde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ortaya koyduğunuz vizyon çerçevesinde Kıbrıs Türk'ünün hakkının yenmemesi için bizler de sizin mahiyetinizde çalışıyoruz. Ve Kıbrıs Türk'ünün hakkını inşallah sonuna kadar birlikte savunacağız. Herkes Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve 1960 anayasasıyla da anlaşmayla verilen haklarını tanımak zorundadır. Bu doğrultuda sizlerin çabalarına biz Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu süreci birlikte yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temasları çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi. Yapılan açıklamaya göre Bakan Ertuğruloğlu görüşmede mevkidaşı Bayramov'a Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezi olan egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü anlattı. Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Rosemary Di Carlo'yla da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirerek Kıbrıs konusuna dair pozisyonlarını aktardı. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz New York'ta ağırlıklı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York temasları çerçevesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'le bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel istikrar için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliği yapması şart dedi. Çavuşoğlu'nun hemen ardından açıklama yapan Borrell ise Türkiye ile yakın işbirliği mesajı verdi. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de vardı. Görüşme sonrası Twitter üzerinden açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası ve bölgesel istikrar için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile işbirliği yapması şart dedi. Görüşmeye ilişkin bir açıklama da Borrell'den geldi. Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Avrupa Birliği yetkilisi, Türkiye ile yakın işbirliği ve koordinasyonun ilişkilerin temeli olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında Çavuşoğlu'nu görmek güzel ifadesini kullanan Borrell, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz ve Afganistan'daki durumu da ele aldıklarını bildirdi. Borrell, Türkiye ile yakın işbirliği ve koordinasyon esastır değerlendirmesinde bulundu.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ihalesiz yakıt alınmasının kendisini de rahatsız ettiğini belirtti. Başbakan, Covid-19 salgınını hükümetin gayretleri, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlığı, halkın duyarlılığı sayesinde başarıyla yürüttüklerini söyledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner katıldığı bir programda gündemdeki soruları yanıtladı. Parti basın bürosundan yapılan açıklamada Başbakan Saner, devletin alımının yasalarla belli olduğunu, Merkezi İhale Komisyonu kararlarının da ortada olduğunu kaydederek, ihtiyaç durumunda spot alımın yapıldığını kaydetti. İhalesiz alımların kendisini de rahatsız ettiğini daha önce söylediğini anlatan Saner, en azından alınan rakamlar geçmiş yıllarda alınan rakamların çok altında. Zaten böyle olmasa 5 dakika bu koltuklarda bizi tutmazlar. İhale yapılırken tüm katılımcılara eşit şartlar sağlanmak zorunda. Bakanlar Kurulu'nda gerekli talimatı verdim. Bu tip olaylarda daha düzgün ihale yöntemi yapılması lazım. Bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu tip olaylar artık tamamen tarihe karışması lazım dedi. Başbakan Saner, ülkenin 18 ayı aşkın bir süredir tüm dünya ve Türkiye'yi ekonomik olarak derinden etkileyen ağır bir salgın süreci yaşamakta olduğuna da işaret ederek, salgını hükümetin gayretleri, sağlık çalışanlarının büyük fedakarlığı, halkın duyarlılığı sayesinde başarıyla yürüttüklerini belirtti. Ülkenin salgın dolayısıyla uzun bir süre kapalı kaldığını da hatırlatan Saner, bu süreçte ülkeye gelir sağlayan iki sektörün tamamen durduğunu, ekonomik çarkların dönmez olduğunu, buna rağmen anavatan Türkiye'nin desteğinin devam ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ekonomik kalkınma için en üst düzeyde devamlı görüşmeler yaptıklarını, belirli düşünceler ve projeler üzerinde durduklarını da belirten Saner, Türkiye ile gerekli tüm çalışmaların yapılmakta olduğunu, altyapının hızla tamamlanacağını, yolların, havalimanının, hastanelerin süratle bitirileceğini kaydetti. Başbakan Saner, parti kurultayıyla ilgili ise bakan arkadaşlarıyla bir ekip çalışması anlayışıyla koordineli olarak sorunları giderme ve geleceği daha güzel kılma çabası içinde olduklarını da ifade ederek, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak UBP kurultayında genel başkan seçilmesinin başlatılan çalışmaların istikrar içinde sürdürülmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Başbakan Saner, UBP'lilerin durumun ve kimin kim olduğunun, kimin partiye ne kazandırıp ne kaybettirebileceğinin farkında olduklarına dikkati çekti. Covid-19 önlemleri çerçevesinde kara geniş kapılarındaki uygulamalarda değişikliğe gidildi. Yeni uygulamaya göre 27 Eylül'den itibaren tam aşılı kişilerden PCR veya antijen testi istenmeyecek. Aşısız kişiler ise son 72 saat içerisinde yaptıkları test sonuçlarını ibraz etmek zorunda kalacak. Kıbrıs'ın iki kesimi arasındaki geçişlerde 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren tam aşılı kişilerden koronavirüs testi istenmeyecek. Aşısız kişilerse son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR veya antijen testi sunarak geçiş yapabilecek. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, liderler Nikos Anastasiadis ve Ersin Tatar'ın 2 Haziran'da iki tarafın geçişlerle ilgili COVID-19 önlemlerini uyumlaştırma anlaşmasına göre, Sağlık Teknik Komitesi'nin sürekli olarak epidemiyolojik durumu değerlendirdiği kaydedildi. Komitenin geçiş noktalarında uygulanacak uygun epidemiyolojik seviyeyi belirlemek ve uygun önlemleri ayarlamak için 2 haftada bir veri alışverişinde bulundukları kaydedilen açıklamada, komitenin değerlendirmesiyle 27 Eylül Pazartesi saat 8 itibariyle tüm geçiş noktalarında seviye 2, yani turuncu seviyenin uygulanması kararı aldığı duyuruldu. Turuncu seviye kurallarına göre geçişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyeceği belirtilen açıklamaya göre, lise öğrencileri ve aşağı Pirgo'da ikamet eden ve 7 günlük hızlı test veya PCR testinin negatif olması gereken kişiler dışında, aşılanmamış kişiler için 72 saatlik negatif hızlı test veya PCR testi istenecek. Ve COVID-19 tablosuna bakacağız. Ülkemizde son yapılan testlerde 45'i yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı. Bir kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 16.233 test sonucu 45'i yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi. Bir kişi hayatını kaybetti, 87 kişi ise taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı vakalardan 2 kişinin yurt dışından ülkeye geldiğini, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içerisinde gözetim altında bulunduklarını açıkladı. Açıklamada 45 yerel vakadan 16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 1 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. Güney Kıbrıs'ta ve Türkiye'de COVID-19'un seyrine bakacağız. Şimdi de Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 57.324 test sonucunda 145 yeni COVID-19 vakası tespit edilirken 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Güney'de toplam vaka sayısı 119.481, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 550'ye ulaşırken tedavisi süren 80 hastanın 34'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Türkiye'de ise son 24 saatte 356.132 COVID-19 testi yapıldı. 27.844 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 21.267 oldu. Gün ortasına dünyanın gündemiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım yapıyor. Temsilciler Meclisi yardım fonunu onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde demokratların itirazlarının ardından ABD federal hükümeti geçici bütçesi tasarısından çıkarılan ve İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu öngörü tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Salı günü geçici bütçe görüşmelerinde tartışmalara neden olan ve bütçe tasarısından çıkarılan İsrail'in demir kubbe füze savunma sisteminin yenilenmesi için tahsis edilecek 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu Maryland temsilcisi Demokrat Stacey Hoyer tarafından ayrı bir tasarı olarak Temsilciler Meclisi'nin oylamasına sunuldu. Tasarı 9'a karşı 409 oyla kabul edilirken 2 temsilci çekimser oy kullandı. 8 demokrat tasarıya hayır oyu verirken cumhuriyetçiler arasında sadece 1 temsilci hayır oyu kullandı. Demokratlar arasında sol eğilimiyle bilinen ve başından beri İsrail'e yardım tasarısına hayır diyeceğini açıklayan New York temsilcisi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez ise oylamaya katıldı fakat oyunu kullanmadı. Cortez hayır oyu vermediği için ağlarken bazı temsilciler onu sakinleştirmeye çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde mevcut olarak tanımlanan bu oylama teamülü çekimser oyla aynı anlama geliyor. Tasarının ilerleyen günlerde Senato gündemine de gelmesi ve oradaki oylamada da kabul edilmesi bekleniyor. Arjantin'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla gösteri yapıldı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonist İsrail, terörist sensin" sloganları attı. Başkent Buenos Aires'in merkezindeki 9 Temmuz Caddesi'nde Arjantin'deki Filistin toplumu ve sol görüşlü grupların öncülüğünde toplanan yüzden fazla gösterici İsrail'in Arjantin'deki büyükelçiliği yakınına kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler "Siyonist İsrail, terörist sensin" sloganları attı. Göstericiler hapishaneden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli'ye destek olmak için ellerinde iç kısmına Filistin bayrağı çizilmiş kaşıklar taşıdı. Bazı göstericiler büyükelçilik yakınına polislerin kurduğu barikatın üzerine "Filistin'in işgalcileri defolun, İsrail'e ölüm, soykırım devleti" yazılı kağıtlar yapıştırdı. Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre 6 Eylül 2021 itibariyle İsrail hapishanelerinde 520'si idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 4650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.
Kanarya Adaları'nda yüzlerce evi lev altında bırakan Yanardağ'daki şiddetli patlamalar sürüyor. 6000 kişinin tahliye edildiği bölgede 320 evde yandı. İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları grubundan La Palma'da faaliyete geçen Cumbre Vieja Yanardağı'nın etkileri sürüyor. 6000 kişinin tahliye edildiği bölgede 320 evde yandı. La Palma'daki yanardağda 19 Eylül'de yerel saatte 16.10'da patlamalar meydana gelmeye başladı. Lavlarla kaplanan bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6000'i geçti. Kanarya Adaları Vulkanoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada hesaplamalara göre adadaki volkanik aktivitenin 24 ila 84 gün daha devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Ulusal Coğrafya Enstitüsü ve İspanya Vulkanik Gözleme ve Geçici Uyarı Enstitüsü yetkilisi Stavros Metelidis de lav akıntılarının denize ulaşmasının beklendiğini söyledi. Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres yaptığı açıklamada lavların denize doğru 12 saatte 12 metre hızla çok yavaş bir şekilde ilerlediğini ancak denize ulaşıp ulaşmayacağını henüz bilmediklerini ifade ederek bu konuda tedbirli olduklarını belirtti. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı yetkilisi Ruben de Cabro ise yaptığı açıklamada La Palma'daki yanardağdan çıkan zehirli gazlar nedeniyle önümüzdeki birkaç saat içerisinde Kanarya Adaları'nda asit yağmurları beklendiğini ancak yağışın zayıf olmasının tahmin edildiğini aktardı. Evet, yeniden yurda dönelim. UBP Girne ilçesinin köy ve mahalle kongreleri tamamlandı. Göreve gelen 34 gençlik kolları başkanına mazbatalarının verilmesi etkinliğine katılan Genel Başkan Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk gençliğinin devletine, vatanına, egemenliğine, özgürlüğüne sahip çıkarak ülkesini daha güzel yarınlara taşıyacağından emin olduklarını söyledi. Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanlığı köy ve mahalle kongreleriyle göreve gelen 34 gençlik kolları başkanına mazbatalarının verilmesi için etkinlik düzenledi. Etkinliğe Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Girne İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydın'dağ, Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren katıldı. Etkinlikte gençlere mazbataları takdim edildi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner etkinlikte yaptığı konuşmada her kesimden vatandaşın Ulusal Birlik Partisi'ne üye olmak, Ulusal Birlik Partisi'nde etkin rol almak için gayret göstermelerinden dolayı son derece memnun olduğunu ifade etti. Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi bu halkın ta kendisidir. Devletimizin kurucusu, demokrasimizin, güvenliğimizin, egemenliğimizin teminatı bir partidir. Halkımızın desteğiyle var olduk, var olacağız. İnşallah yakında yapılacak erken seçimde de partimiz yarışı en önde tamamlayacak ve istikrar içinde kalkınma adına partimiz tek başına iktidara gelebilecektir dedi. Saner, Kıbrıs Türk gençliğinin devletine, vatanına, egemenliğine, özgürlüğüne sahip çıkarak ülkesini daha güzel yarınlara taşıyacağından emin olduklarını da vurguladı. Temiz Ada Gönüllü Çevreciler Grubu kış mevsimi öncesinde farkındalık yaratmak adına dere yatakları, su kanalları ve yol kenarlarında temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Temiz Ada Gönüllü Çevreciler Grubu etkinliği Ötüken Çemberi ile Long Beach arasındaki bölgede gerçekleştirildi. Temiz Ada Gönüllü Çevreciler Grubu kış mevsimi öncesinde dere ve su yataklarının tıkanması sonucu yaşanan su taşkınlarını önlemek için temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Temiz Ada Gönüllü Çevreciler Grubu adına açıklama yapan Kasım Uluçaylı, kış aylarının yaklaşması nedeniyle dere yatakları ve su kanallarının temiz olması gerektiğine dikkat çekmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Uluçaylı etkinliğin dün gönüllülerin yoğun katılımıyla 17-18 saatleri arasında iskelede Ötüken Çemberi ile Long Beach Çemberi arasındaki bölgede yapıldığını ifade etti. Uluçaylı polis emniyeti eşliğinde yapılan etkinlikte bölgedeki dere yatakları, su yatakları ve yol kenarlarının temizlendiğini ifade etti. Uluçaylı, Temiz Ada gönüllülerinin böyle bir etkinlik gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak yetkilileri çevreye duyarlı olmaya çağırdı. Asbank Girne Şubesi'nin yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.
ülke bankacılık ve finans sektöründe 35 yıllık bir geçmişi olan Asbank'ın Girne Şubesi'nin Girne Çevreyolu Neopark İş Merkezi'nde faaliyet gösterecek yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, iktisadi olarak bir ülkedeki gelişmenin en önemli kurumlarının bankalar olduğunu söyledi. Yerel bankaların bu şekilde hayatları daha da yere basan, geleceği daha iyi planlayan şekilde şubeleşmesi, küçükken büyümesi, büyürken gelişmesi, gelişirken de toplumun geleceğine her noktada destek verebilecek noktaya gelmesi bizim için çok önemlidir. Bizim için diyorum, çünkü biz devlette devlet adamı vasfıyla yöneticilik rolünü üstlenenler bankacılığın ne kadar önemli olduğunu, finansman sektörünün bir ülkenin motoru olduğunu unutmamalıdır. Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taşan Altuner de bankaların toplum içinde önemli bir finansal aracılık görevi ifa ettiğini belirterek, bunun güvene dayalı şekilde yapılmasının ülkede istihdam, refahın artmasına ve ülke gelişimine katkı sağladığını kaydetti. Bankaların en büyük sermayesinin güven olduğunu belirten Altuner, doğru çalışarak, finansal kaynakları verimli kullanarak, teknolojik ürünleri artırarak, şubeleri modernize ederek ülke kalkınmasına katkı koymaya çalıştıklarını aktardı. Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip de COVID-19 nedeniyle dünya genelinde büyük sıkıntılar ve acılar yaşandığına işaret ederek, eski normale dönülmesinin 2-3 yıl daha alabileceğini belirtti. Karip, müşteri memnuniyetini sağlamak ve ülke refahını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Asbank Girne Şube Müdürü Damla Dalcı da 1988'den itibaren hizmet veren Girne Şubesi'nin yeni binasında kişiye özel alternatif ürünler sunmak için özel bankacılık hizmetinin başlatıldığını belirtti. Konuşmaların ardından Girne Şubesi yeni binası hizmete açıldı. Gün ortasını tamamlıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Aksa Futbol Ligleri'nde ikinci hafta yarın yapılacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'de yarın Türk Hoca Ahmet Sarıya Cihangir, Gönyeli Göçmenköy Binatlı ve Yonpaş Dunlupınar Girne Halkevi mücadeleleri yer alacak. Birinci lig hafta açılışında da 4 karşılaşma yapılacak. Ligin ikinci haftası Bostancı Bağcılı Esentepe Görneç, İncirli Dört Yol Miracle, Değirmenlik ve Karşıyaka Yeni Boğaziçi maçlarıyla başlayacak. Karşılaşmalar saat 16.30'dan itibaren oynanacak. Türkiye Süper Lig'de 6. hafta 3 karşılaşmayla sona erdi. Hafta kapanışında Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapattı. Lig'de Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalırken Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. 6. hafta sonunda Beşiktaş lider durumda bulunuyor. Siyah beyazları Trabzonspor 2., Atakaş Hatayspor 3., Fenerbahçe 4. sırada eziyor. Galatasaray 6. hafta sonunda 11. durumda. Öte yandan Süper Lig'de 7. hafta açılışı bugün saat 20'de oynanacak Altay Beşiktaş maçıyla olacak. Gönyeli Tenis Kulübü'nün merhum antrenör Yusuf Yönler anısına gelenekselleştirdiği ana turnuvası dün yapılan maçlarla başladı. 8 Ekim'e dek sürecek turnuvaya her yaş grubundan tenisçiler katılabiliyor. Organizasyonda Tenis Federasyonu'nun bu yıl ilk kez başlattığı Tenise Hoş Geldin lisanssız kategorisinden sporseverler de mücadele edebilecek. Bu arada İstanbul'daki Tenis Europe U14 organizasyonunda korta çıkan sporcularımız Batur Evre ile Aras Çelik çift erkekler maçını da kaybetti. Batur Aras ikilisi Bosna Hersek'ten rakiplerine 1-6, 6-4 ve 17'lik set sonuçlarıyla yenildi. Teklerde de mücadele veren ve galibiyet alamayan iki sporcu böylece Tenis Europe U14 organizasyonunu tecrübe kazanarak tamamladı.
Sezonun ilk Rally Raid yarışı olan Alkan Safrodisya Offroad Rally Raid bugün başlıyor. Kayrinya Offroad Derneği organizesiyle Lefke'de yer alacak Alkan Simitet sponsorluğundaki yarış 3 gün sürecek. Mücadelenin başlangıç seremonisi Roberts Cafe önünden saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Gençlik Dairesi'nin de katkılarıyla organize edilen yarışın ilk gününde Lefke Avrupa Üniversitesi yanında hazırlanan seyirci özel etabı geçilecek. Rally Raid ve Macera kategorisi olmak üzere 3 kategoride toplam 35 ekibin kayıt yaptırdığı yarışın ilk gününde ekipler geçilecek Alkansa özel seyirci etabının ardından kamp alanına gidecek. Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kayserispor oyuncusu Emre Demir Barcelona'ya transfer oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti. Barcelona'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada geleceği parlak Türk yetenek ifadeleri kullanılırken Emre Demir'le 2027'ye kadar anlaşmaya varıldığı, genç oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olarak belirlendiği duyuruldu. La Liga'da Barcelona'nın kan kaybı sürüyor. O kamptaki 3-0'lık Bayern Münih'in ilgisinin ardından ligde Granada'yla 1-1 berabere kalan Barcelona bu kez Cadiz'in konuğuydu. Maçta 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Beraberliğin ardından Cadiz puanını 6'ya yükseltirken Barcelona ise 9 puana ulaştı. Barcelona bu sezon oynadığı 5'lik maçından ikisini kazanırken 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Bir maç eksiği bulunan Katalan ekip lider Real Madrid'in 7 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu, yarınsa az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan kuvvetle esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 29, Girne'de 31, Alevkayası'nda 27, Güzellurt'ta 30, Gazimağusa'da 31, Lefke'de 28 ve Yeni Erenköy'de ise 30 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 15, Girne'de 20, Alevkayası'nda 15, Güzellurt'ta 14, Gazimağusa'da 17, Lefke'de 21 ve Yeni Erenköy'de ise 19 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 31, Girne'de 28, Alevkayası'nda 27, Güzellurt'ta 29, Gazimağusa'da 29, Lefke'de 27 ve Yeni Erenköy'de ise 28 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 4 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Deniz orta, yer yer kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2, yer yer 3 metre dolaylarında olacak. Bugün orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu orta. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Selamlar. 10. Kumdan Yaşamaya